Altıncı mektup. Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Cezbe ve süluke kavuşmayı ve cemal ve celal sıfatları ile terbiye olmayı ve fena ve bekayı ve nakşibendiye bağının üstünlüğünü bildirmektedir. Hizmetçilerinizin en aşağısı olan Ahmet, Yüksek kapınıza bildirir ki tam mürşit olan Allahü Teala sizin yüksek teveccühlerinizin yardımı ile cezbe ve süluk yollarının her ikisiyle de terbiye etmektedir. Cemal ve Celal sıfatlarıyla yetiştirmektedir. Şimdi cemal celal oldu ve celal cemal oldu. Risale-i Kutsiye kitabının açıklamalarından birkaçında bu yazıyı açık anlaşıldığı gibi yazmayıp hayale gelen şeyleri yazmışlardır. Bu yazıyı açık anlaşıldığı gibi yazmak yerinde olur. Başka türlü yazmak anlaşılanı başka şekle çevirmek yersiz olur. Bu terbiye ile yetişmenin alameti zât ı ilahinin sevgisinin hasıl olmasıdır. Bundan önce bu sevgiye hasıl olamaz. zât ı ilahinin sevgisinin hasıl olması fena'nın alametidir. Fena masivayı unutmak demektir. Allahü Teala'dan başka her şeye masiva denir. Bütün ilimler göğüsten silinmedikçe tam bir cahillik hasıl olmadıkça fena elde edilemez. Bu cahillik ve şaşkınlık aralıksız olur. Hiç yok olmaz. Bir zaman hasıl olup başka zaman yok olması düşünülemez. Bekadan önce tam bir cahillik vardır. Bekadan sonra bilgi ile bilgisizlik bir arada bulunur. Hiçbir şey bilmez iken şuuru yerindedir tam bir şaşkınlık varken huzur içindedir. Bu makam Hakkul Yakin makamıdır. Burada bilgi ve görmek birbirine perde olmaz. Bu cahillikten önce bulunan bilginin hiç kıymeti yoktur. Bu cahillik varken ilm de verilirse kendinde olur. Şuhut yani batın ile görmek varsa yine kendindedir. Marifet veya hayret yani marifetsiz olmak, şaşkınlık varsa yine kendindedir. Kendinden başka şeyleri gördükçe, kendinde de görmüş olsa dahi ilerleyememiş demektir. Dışarıyı görmesinin büsbütün yok olması lazımdır. Hace Behaeddin Kaddesallahu Sirrehu'l Aziz Hazretleri buyuruyor ki: Ehlullah yani evliya fena ve bekadan sonra her gördüklerini kendilerinde görürler. Her bildiklerini kendilerinde bilirler. Onların hayretleri, bilgisiz olmaları kendilerindedir. Bundan da açıkça anlaşılıyor ki şuhut ve marifet ve hayret yalnız kendindedir. Bunların hiçbiri dışarıda yoktur. Bu üçünden biri dışarıda oldukça kendinde de olsa dahi fena'ya hiç kavuşamamış demektir. Fena olmayınca beka nasıl olabilir? Fena ve beka mertebesinin sonu budur. Bu fena tamdır ve tam olan fena her şeyin yok olmasıdır. Beka da fena'ya göre olur. Bunun içindir ki ehlullah'tan birçoğu fena ve beka hasıl olduktan sonra Dışarıda da görürler. Fakat bizim büyüklerin yolu bütün yolların üstündedir. Farisi Bey tercümesi. Her aynası olanı İskender sanma. Her saçını keseni Kalender sanma. Bu yolun büyüklerinden birini veya ikisini yüzlerce sene sonra bu makama kavuşturmakla şereflendirirler başka yolları artık düşünmelidir. Bu yol Hace Abdülhalik Gonç Devani Kuddisesi Ruh Hazretlerine bağlanmaktadır. Bu yolu tamamlayan, kuvvetlendiren ise hacelerin hacesi olan Hace Behaeddin'in Akşibend Kuddisesi Ruh Hazretleridir. Bunun halifelerinden Hace Alaeddin Attar Kuddisesi Ruh Hazretleri de bu nimete kavuşmakla şereflenmiştir. Farisi Mısra tercümesi. Bu büyük nimeti acaba kime verirler? Şaşılacak şeydir ki önce her bela ve sıkıntı gelince sevinirdim. Dert ve bela arardım. Elimden dünyalık çıkınca da tatlı gelirdi. Hep böyle olmasını isterdim. Şimdi ise sebepler alemine getirdiler. Kendi zavallılığımı, aşağılığımı görmeye başladım. Az bir sıkıntı gelince hemen üzülüyorum. Her ne kadar üzüntü çabuk bitiyor, hiç kalmıyor ise de önce üzüntü gelmeden olmuyor. Bunun gibi önce belaların ve sıkıntıların gitmesi için dua ederken bunların gitmesini, yok olmasını düşünmüyordum. Bana yalvarınız. Emrine uymak istiyordum. Şimdi ise belaların, sıkıntıların gitmesi için dua ediyorum. Eskiden korkular, üzüntüler yok olmuştu. Şimdi yine geldiler. Eski hallerin hep sekr, şuursuzluktan ileri geldiğini anladım. Sahv yani şuurlu olunca cahiller için olan şeyler hasıl olmaktadır. Böylece zavallılık, yalvarmak, korkmak, üzülmek, sıkılmak, sevinmek oluyor. Başlangıçta dua etmek, beladan kurtulmak için değildi. Bunu düşünmek gönlüme iyi gelmiyordu. Fakat hal kaplamıştı. Peygamberlerin aleyhimü salavatü ve teslimat, dualarının böyle olmadığını düşünüyordum. Onlar, bir şeye kavuşmak için dua ediyorlardı. Şimdi, bu haliyle şereflendirdiler. İşin iç yüzünü açıkladılar. Peygamberlerin ve vettahiyyat dualarının zavallılıkla, düşkünlükle, korku ile olduğu, yalnız emre uymak için olmadığı anlaşıldı. Yalnız yüksek emrinize uymuş olmak için hasıl olan şeylerden birçoğunu ara sıra bildirmekle saygısızlık yapmaktayım.